4672 gündür çevrim içi olmayan hali. Diğeri ise 4 gün önce çevrim içi olduğu hali. Evet. Algoritma kırıcı. Instagram adminlerinin en sevdiği tarzda post türü. Son aylardaysa her 6 aylık dönemde hortlatılan Celil olayı gibi bu olayı da sürekli paylaşmaya başladılar. Peki kan davası gerçek mi? Kurtulup aramıza mı döndü, yoksa kısa videolarla hayatımıza giren kurgu formatı burada da mı çalıştı? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel, Charm Kuel. Bu videomuzun sponsoru Battle Teams 2. Battle Teams 2 uzun süredir küreselde aktif şekilde oynanan bir MMO FPS oyunu. Öğrenmesi kolay, küçük ve kompakt haritaları sayesinde hızlı ve aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca oyunda kesinlikle pay to win bulunmuyor. İsterseniz beta sürecinde bunu kendiniz de deneyerek görebilirsiniz. 27 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'deki ilk büyük beta testini yaparak oyuncularla bir araya gelecek. Beta herkese açık olacak ve kayıtlı olan herkes oyuna hızlıca erişebilecek. Oyun içi arayüzünden karakter seslendirmelerine kadar tamamen Türkçe bir FPS oyunu. Yayıncısı Wizard Games, oyunun lokalizasyon sürecine oldukça önem veriyor ve üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca oyunun yeni açılan Türkiye sunucuları sayesinde İstanbul'da 5 ile 15, Türkiye genelinde ise maksimum 30 ping ile akıcı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Battle Teams 2, FPS türünde aranan her şeyi bir araya getiriyor. Ve en büyük iddiası da buradan geliyor. Klasik bomba imha, team deathmatch gibi modlar dışında Battle Royale, hikayeli PvE modları ve koca kafalar gibi eğlence içerikli modları da var. Bu modlar daha da artacak gibi görünüyor. Test sürecinde bu modların çoğunu deneyimleyebileceğiz. Eğer eskiden oynadığımız o internet kafe FPS oyunları gibi bir deneyim yaşamak istiyorsanız, yenileştirilmiş halinde arıyorsanız Battle Teams 2 tam size göre. Ayrıca düşük sistemlere optimize edilebilen yapısı sayesinde en iyi sistemden en kötü sisteme kadar herkes eşit şekilde bu oyunu oynayabiliyor. Ayrıca beta sürecinde oyunu ben de şahsen test edeceğim. Eğer bana destek olmak ve oyunu denemek istiyorsanız aşağıdaki linkten oyunu indirebilir ve sitesine ulaşabilirsiniz. Battle Teams 2'ye bana sponsor oldukları için teşekkür ediyor, sizi hikayeye aktarıyorum. Klasiktir. İlk adımı her zaman aynı atıyoruz. İnternete girip kan davası reisle ilgili bilgileri tarıyorum öncelikle. Önüme konuyla ilgili çok kısıtlı sayıda forum düşüyor. Kimisi reisin kan davası sonrasında hapse girdiğini, yaklaşık 4 kilinin olduğunu, bundan dolayı aktif olmadığını söylüyordu. Kimisi ise sahte olduğunu ve tamamen bir kurmacı olduğunu söylüyordu. Ortalıkta birçok farklı Steam profili geziniyor, inanılmaz bir bilgi kirliliği barındırıyordu. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Profil fotoğrafı ve çevrim dışı olduğu süre. Onun için önce Doge meme'i var mıydı? Dava reis bunu profilinde kullanabilir miydi? Hesabın orijinalinin keşfi de önemli, ancak sınırlı sayıda kaynakta bu neredeyse imkansız. Ve videonun başındaysa sizinle bu ihtimalleri elemeliyiz. Yoksa devam edemeyiz. Steam piyasaya ilk kez 12 Eylül 2003 tarihinde, yani 19 yıl önce sürülmüş. Ayrıca ilk sürümlerden itibaren çevrim içi ve offline gün sayımı gayet açık şekilde görülüyor. Yani 4670 gün sahte değil. Peki ya Doge? Doge meme'ini Wikipedia'da araştırdığınızda Kabos adında bir köpeğe ait olduğunu görüyorsunuz. Japonca şöyle yazılıyor. Yaklaşık 2 Kasım 2005 tarihinde doğan bir köpek kendisi. Orijinal mimde yer alan dişi bir Shiba. Japonya'daki yavru fabrikası kapatıldığında bir hayvan barınağına gönderilen soylu bir köpek. 2008 yılında Japon anaokulu öğretmeni Atsuko Sato tarafından evlat edinildi ve adını turunçgil meyvesi Kabos'tan alıyor. Çünkü Sato onun meyve gibi yuvarlak bir yüzü olduğunu düşünüyordu. Aynı senelerde internete yayılan bu fotoğraf üzerinden geçen 5 yıl içinde büyük bir viral halini aldı. Yani 2007-2008 civarlarında bu fotoğraf hali hazırda internetteydi. Dolar 1.7, bu dönemde sistem toplanmaz diyen Black Ankas da 2008 yılında yaptığı paylaşımında bu fotoğrafı kullanıyordu. Yani yaptığımız ilk çıkarım olayın doğru olduğunu gösteriyor. Postun gerçekliği konusu büyük bir çıkmaza bağlanıyordu. Çünkü Steam üzerinde yaptığım araştırmalarda yüzlerce fake kan davası hesabına erişiyordum. Orijinal hesabı bulamazsak bu videoyu yapamazdım. Ancak size açtığım şu anket sonrasında Discord üzerinden bir kullanıcı bana bazı bilgiler aktardı. Mardinli 2006 adındaki bir Steam hesabından bahsetti.
İsmindeki 2006 senesi kan davasının başladığı tarihle uyuşuyor. Araştırmaya ilk başladığım forumlardan dolayı anımsıyordum bu ismi. Ancak profil silinmiş ve farklı bir kullanıcı adına geçtiği için de link geçersiz hale gelmiş. Wayback Machine'de herhangi bir veri kaydedilmemiş. Bu hesabın gerçek profil olup olmadığını öğrenmek için fazlasına ihtiyaç var. O yüzden devam ettim. Bağlantılı iki hesap daha buldum. Bunlardan birisi Jesus Buzz, diğeri ise Vicrate. Beni Jesus Buzz'a ulaştıran kullanıcı şöyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Jesus Buzz ismini Steam üzerinde arattığımda 3 farklı hesap çıktı karşıma. Gördüğünüz bu 3 profil konuyla alakasız. Ancak en üstteki Jesus Buzz profili çok dikkatimi çekti. Şimdi şu iki görsele iyi bakın. Sol tarafta forumlarda dava reisi olarak konuşulan profil, diğer tarafta ise bulduğum Steam profili. Kanıt niteliğinde olmasa da ihtimal hala var. Ancak bekleyin. Jesus Buzz hesabının Steam kayıtlarını incelediğimde 2017'nin ortalarında kurulduğunu görüyoruz. İlk andan bu hesabın gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Ayrıca aşağı kaydırdığınızda hiçbir zaman uzun süreli offline görülmemiş. 2020 senesinde de kan davası ilk ünlendiğinde hesap ismi değiştirilmiş. Ayrıca eski profil fotoğraflarının hiçbirinde kablosuyu göremiyorsunuz. Jesus Buzz komple sahte bir profil yani. Burada Steam toplulukları üzerinden araştırma yaptığım sırada kan davası adındaki bir grubun içerisine girip orada Mardinli 2006'nın uzantısına ulaşmayı başardım. Bu profil yukarıda dediğim Vicrate'in ta kendisi. Nisan 2020 yılında kan davası var kurtulursam döneceğim gerçek hikayesi adlı bir tartışma başlatmış ve altına dava reisin gerçek hikayesini eklemiş. Söylediğine göre Vicrate Steam hesabının açıklama kısmına aşiret adlı bir Discord sunucusu açtım ve her şeyi anlatacağım yazmış. Ardından sunucu içerisinde 20-25 kişinin katıldığı bir toplulukta her şeyi anlatmış. Ailemin adını ve kendi adımı bundan sonraki hayatımın güvenliği için gizleyeceğim. Zira kan davası hala devam ediyor. Ben kendimi çekip sıyırdım bu konulardan. Tekrar içine düşmek istemiyorum. Kan davası mevzusu internette çok konuşulmaya başladı. Bir açıklık getirmek istiyorum. Sene 2006, köydeyim. O dönemler imkanlar çok kısıtlı. Bir üniversite kazanmak istiyorum ama hiçbir kaynak yok. Köyde babam sağ olsun köyün geri kalanına oranla biraz daha aydın birisi, abimi şehre yollamıştı. Benim de çabamı görünce, oğlum biraz birikmişimiz var. Seni de abinin yanına yollayalım. Orada sınava hazırlan dedi. Abim de benden 6 yaş büyük. Şehirde fırını var. Taşındım yanına. Yaş 20. Bir yandan çıraklık yapıyorum, bir yandan da arta kalan saatlerimde sınava hazırlanıyorum. Dershane filan. Bir gün fırındayken bir kadın geldi. Yüzü filan peçeli ama abime cilve yapıp duruyor. Bizim oralarda öyle bir kadının esnafa cilve yapması filan imkansız. Adı çıkar kadının. Ama kadın durmadan abime yanlıyor. Bir bahane bulup fırında birkaç dakika uzun duruyor. Benim abim de genç kanı kaynıyor. Onun da gönlü var kadında. Bunlar neredeyse her gün görüşmeye başladılar fırında. Karı resmen abime gel beni kaçır diyor. Bu böyle birkaç ay devam etti. Bir gece odamda sınava hazırlanırken abim kapıyı çaldı. İçeri girdi ve ben bu karıyı kaçıracağım dedi. Abi dedim saçmalama namus davası ayağına araya gideriz. İkimiz de genciz dedim. Benle misin değil misin lan dedi. Adam benim hayalim için bana evini açmış, onun hayali için yardım etmesem olmazdı. Neyse abim fırında kadına dedi ki bu gece 3'te geliyorum pencerenin altına. Ardından gece hazırlandık gittik. Kız birinci katta oturuyormuş. Attı valizini bohçasını kaçırdık bu kızı. Gece abim bundan sonra ne olacak ne yapacağım yerim yurdum dükkanım belli diye kara kara düşünmeye başladı. Ben de işin rengini o an anladım. Evde bir tane kadın, abim ve ben. Abim toplandı biz gidiyoruz evin ışıklarını birkaç gün açma ölü gibi davran evden çıkma dedi. Ben de mecbur bilgisayarda takıldım günlerce. Zaten sonra karşı taraf olayı saldı. Abimi aramayı bıraktılar. Aylar sonra kapı çaldı. Babamla annem geldi. Abimi de karısını da vurmuşlar. Babam dedi ki bu kanı sen temizleyeceksin oğlum. Velhasıl kelam ben de oyun oynadığım arkadaşlarıma veda bile edemeden nikimi kan davası var kurtulursam geleceğim yapıp çıktım. Sonra ne olduğu bende kalsın. Ama ben de Ocak 2020'de çıktım içeriden. Baktım takip ettiğim tüm sayfalarda benim hesap var. Anlatayım hikayeyi dedim. Hikaye böyle. Anlattıkları gerçekten doğruysa üzücü. Ama böyle bir şeyin netliğini bulmak gerçekten zor. Zor mu? Dostumuz bu hikayeyle birlikte altta bir görsel paylaşmıştı. Çünkü hikayenin inandırıcılığı artmalıydı. Bu görseli taratırsanız 2019 senesine gidiyorsunuz. Evet, gerçekten kan davasıyla bağlantılı haberler çıkıyor. Hatta gördüğünüz sanık bir kan davasıyla bağlantılı olarak yakalanıyor. Ama alta indirdiğinizde hikayenin tutarsızlığı bariz gözünüze çarpıyor. Bu noktada Steam hesabını da kontrol etmek istedim. Ve olayın tamamen kurmaca olduğunu tam olarak burada anladım. Vicrate hesabı 26 Mayıs 2019 yılında kurulmuştu ve profil fotoğrafında hiçbir zaman Doge mimini kullanmamıştı. Ayrıca isminde hiçbir zaman kan davası olmamıştı. Elimdeki tüm ihtimallerin fake olduğunu anladığım anda yatıp dinlenmeye çekildim. Bu olayı çözemeyecek gibi hissediyordum. Sonrasında ismini vermemi istemeyen eski Instagram adminlerinden birisi olayın gerçek hikayesini bana birinci ağızdan anlattı. Yaklaşık 5 yıl önce bir 4chan postu globalde çok ünlenmişti. 19 Mart 2013 tarihinde anonim bir kullanıcı Team Fortress 2 oyununda tanıştığı Orta Doğu'da yaşayan bir çocukla arasında geçen olayları anlatmıştı. Ekibiyle girdikleri oyunda kötü İngilizce konuşan ve ağır Arap aksanlı bir çocuk gelmişti ve bizim elemanlarla oyun oynamak istemişti. Bir şekilde teklifi kabul eden ekip birlikte oyun oynamaya başladılar. Arap çocuk her saniye
saniye kötü İngilizcesiyle konuştuğu için ekipteki elemanlar Arap'la sürekli dalga geçiyorlardı ve onu zorbalıyorlardı. Bu duruma dayanamayan Arap çocuk ekipten çıkmıştı. Ancak olayı anlatan anonim kullanıcı bu çocuğu yalnız bırakmadığını ve birlikte oyun girmeye başladıklarını söyledi. Birlikte oyun oynadıkları bu sürede Arap Baharı gerçekleşmiş ve Arap ülkelerinde sırayla kaos başlamıştı. Anonim eleman Arap çocuktan haber alamadı günlerce. En sonunda Steam üzerinde birkaç mesaj geldi. Arap çocuk kötü günler bekliyor. Belki bilgisayarım olmayacak, belki evim, ben gidiyorum ancak ruhlarımız ortak, geri döneceğim demiş. Ancak sonrasında günümüze kadar bir daha asla gelmemiş bu çocuk. Sürekli offline, hala da offline. Bu postun globalde tutmasının ardından bana yazan Instagram admini, kan davası var kurtulursam geleceğim postunu çıkarttığını ve bu şekilde popüler olduğunu anlattı. Bu olayın tamamen fake olduğunu, her şeyi kendini montajladığını söyledi. 13 yıl bağlantısı global posta uyuşmaktaydı. İnternette dolaşan görüntülerin kalitesinden de anlaşıldığını söyledi. Ayrıca olay ünlendikten sonra hiti düştü diye yeni bir versiyonunu yarattıklarını da anlattı. 4 gün önce geri döndü olayının da sahte olduğunu, Insta admin gruplarından çıktığını ve üzerinde montaj yapmanın kolay olmasından dolayı 4672'den diğer 3 sayıyı silip 4 gün olarak gösterdiklerini söyledi. Ayrıca Hakkari'ye gidiyorum, şehit olmazsam geleceğim adındaki viralde yine aynı şekilde yarattıklarını anlattı. Bu ülkede milli duygular sömürülmeye fazlasıyla müsait diye de ekledi. Evet, böyleydi. Koca bir internet virali, koca bir yalan işte tam olarak böyle yaratılmıştı. Altı o kadar boştu ki bir sürü insan bu olayın üzerine konmaya çalıştı. Ama maalesef veriler sabittir ve bunu yapmanız biraz zor. WeCreate güzel bir hikaye yazmış olsa da işin aslı gerçekte biraz daha farklıydı.